ETV Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Manisa'nın yıllık yatırım planlarının görüşüldüğü ilk koordinasyon kurulu toplantısı dün Vali Mustafa Hakan Güvençer öncülüğünde Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Böyle çok canımızı sıkacak. Başlanmadığı için döneceğimiz projemiz yok. Toplantıdaki konuşmasında Manisa için önemli iki büyük yatırıma dikkat çeken Vali Güvençer, 2018'de bu iki büyük yatırımın Manisa'ya kazandırılacağını açıkladı. Ayrıca Manisa'da inşası devam eden 183 proje olduğunun altını çizen Vali Güvençer, bu projelere yönelik engel olabilecek ciddi sorunların olmadığını ve yapım aşamalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. 183 projemiz devam ediyor. Bugün daha çok bu devam eden projelerle ilgili değerlendirme yapacağız elbette. Ama bilebildiğim, görebildiğim, takip edebildiğim, bana raporlandığı kadarıyla bu yürüyen 183 projede çok ciddi sıkıntılar, manalar, sorunlar yok. Olanlar da işte bu tür vesilelerle elbette işbirliğiyle yürüteceğiz inşallah. Merkez Efendi Devlet Hastanemizi, şehir hastanemizi hizmete alırken yine 2018'in ikinci yarısının başları diyebiliriz. Bir yandan da inşallah yıl sonuna doğru büyük ihtimalle 3. çeyrekte akıl ruh hastalıkları hastanemizin, yüksek güvenlikli akıl ruh hastalıkları hastanemizin, amatörümüzün, çamatörümüzün temellerinde inşallah 60 oluruz. Bunlar bizim için önemli. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin çatısında kurulan 1240 güneş enerjisi panelleriyle yıllık ortalama %7 ile 8'lik tasarruf hedefleniyor. Proje kapsamında ilk hesap tamamlanırken ilerleyen süreçlerde diğer fakülte çatılarına da güneş enerjisi panellerinin kurulması planlanıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısında 1240 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. Kurulan panellerle güneş enerjisi santrali enerji üretimine başladı. Tebrik ederim Allah'a. Yaklaşık 1.154.254 liraya mal olan projenin %60'ı Zafer Kalkınma Ajansı tarafından, %40'lık kısmı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından finanse edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje iştirakçısı olduğu Güneş Enerjisi Santrali ile üniversitenin elektrik faturasında yılda ortalama 250 bin liralık tasarruf edilmesi bekleniyor. Yılda yaklaşık 3 milyon liralık elektrik faturasından %7 ile 8'lik bir tasarruf sağlanmış olacak. Çevreci bir yönü de bulunan Güneş Enerjisi Santrali ile 165 ton karbondioksit emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Öte yandan panellerin her biri cep telefonuyla uzaktan izlenebilecek. Güneş Enerji Santrali'nin kapanış toplantısı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Profesör Doktor Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan proje yürütücüsü Doçent Doktor Sezai Taşkın, güneş enerji santrallerinin öneminin giderek arttığını belirtti. 2050'den sonra güneş enerji santrallerine oldukça yoğun bir yatırım yapılacağı öngörülmektedir. 2100 yılında ise toplam enerji üretiminin %60'ının sadece güneş enerji santrallerinden sağlanacağı öngörülmektedir. Manisa ilimizde güneş enerjisi yönü itibariyle baktığımızda yıllık metrekare başına 1500 ila 1600 kilowatt saatlik elektrik enerjisine tekabül eden güneş ışınımı almaktadır. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise Manisa'nın enerji üretiminde önemli bir yere doğru geldiğini belirtti. Her şeyden önce Manisa'nın ülke genel enerji üretiminde son derece kayda değer bir yerde olduğunu hepimiz sıklıkla tekrarlıyoruz. Manisa'nın kendisini tanımlayan ön vasıflarının içerisinde aynı zamanda bir enerji kenti olduğu gerçekliği de var. Bu çerçevede bugün proje kapanış toplantısı vesilesiyle aynı zamanda belki açılışını da yaptığımızı kabul edebileceğimiz santralimizle beraber Manisa'da toplam 36 enerji santralimiz olmuş oldu. Toplantının sonunda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından projenin yürütücülerine teşekkür belgesi verildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi tarafından da Zafer Kalkınma Ajansı İdari ve Mali Bilim Başkanı Veli Oğuz'a teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantıya Manisa Valisi Mustafa Akan Güvençer, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Dere, Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Doçent Doktor Erbil Kalmış, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Zafer Kalkınma Ajansı İdari ve Mali Bilim Başkanı Veli Oğuz ve öğretim görevlileri katıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ve yönetimine iadeyi ziyarette bulundu. Göreve yeni seçilen yeni yönetimi tebrik eden Başkan Çelik, Manisa için birlikte çalışma içinde olacaklarını da ifade etti. Teşekkür ederim. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz ay yapılan kongrede Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı seçilen Zerrin İşnel'e parti binasında iadeyi ziyarette bulundu. Teşekkür ederim. Başkan Çelik, kongrede göreve yeni seçilen İşnel ve yönetimini tebrik etti. İlçe Başkanımız Sayın Zerrin İşler Başkanımıza, bilindiği gibi kongrede seçildiği yönetimiyle birlikte bir tebrik ziyareti gerçekleştiriyoruz. Başkanımız sağ olsun yönetimiyle birlikte bizi ziyaret etmişti. Ben de hem bir iadeyi ziyaret hem de tebriklerimi iletmek için bugün kendilerini parti binasında ziyaret ediyorum. Biz hep birlikte Şehzadeler'de yaşıyoruz. Dolayısıyla aynı şehrin insanlarıyız. Aynı havayı soluyup aynı suyu içiyoruz. Farklı partilerin mensupları olabiliriz. Bu bir yarıştır. Farklılıklarımız bir zenginliktir. Ama biz bugüne kadar tüm farklı seslere kulak vermeye çaba sarf ettik. Herkesin fikirlerini, önerilerini değerlendirmek için gayret sarf ettiğinde belediyemizle, şehrimizle ilgili önerileri, talepleri tarafımızdan çok ciddi bir şekilde değerlendirilecektir. Bundan ufak bir tereddüt yoktur. Ben tekrar değerli ilçe başkanımızı, seçilen tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. CHP Şehzadeleri İlçe Başkanı İşnel, Başkan Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu nazik ziyaretiniz için, bu duygularınız için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Manisa hepimizin Manisası. Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz her birimiz. Ama hepimiz Manisa için çalışıyoruz, memleket için çalışıyoruz. Bu vatan bizim, tek bayrak, tek millet. Evet. Tek vatan diyoruz. Başka aynen. Gidecek bir ülkemiz yok bizim diyoruz. Aynen. Hep beraber Manisa için el ele çalışacağız diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son çıkan 697 sayılı KK ile FETÖ terör örgütünün hain tuzaklarından biri olduğu tespit edilen Mor Bey'in uygulaması nedeniyle görevden ihraç edilen kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesi Türkiye Kamu Sen tarafından adaletin tecellisi olarak değerlendirildi. Türkiye Kamu Sen üyeleri Türk Sağlık Sen Manisa Şube eski başkanı Rıdvan Mutlu'nun Mor Bey'in mağduru olduğunun tespit edilmesi ve görevine iade edilmesi nedeniyle Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinde bir basın açıklaması düzenledi. Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kendi iradeleri dışında Baylok adı verilen programa yönlendirilmiş 11.480 kişinin olduğu FETÖ terör örgütünün Mor Bey'in adı verilen bir yazılım ile masum insanlara kumpas kurduğunu hayret ve endişeyle öğrendik. Ama şaşırmadık. Çünkü bu hain örgütün daha önce birçok kişi ve kuruluşa karşı kumpas kurup tuzağa düşürdüğünü görmüştük. Türkiye Kamusen olarak 15 Temmuz sonrası bu hain örgüte karşı verilen mücadeleye her zaman destek verdik. Ancak bu hain örgütün her türlü oyunu oynayabileceğini öngördüğümüzden dolayı dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulunduk. Bugün de görüyoruz ki uyarılarımız da haklı çıktık. 12 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 697 sayılı kanun hükmünde kararname ile FETÖ terör örgütünün geliştirip kullandığı Mor Bey'in yazılımı sonucu Baylok adı programı kullandıkları için görevlerinden uzaklaştırılan 1823 kamu görevlisi görevine iade edildi. Göreve iade edilen edilenlerin FETÖ ile irtibatı olmadığı belirlendi. Başta Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu olmak üzere Seval Erdem, Fatma Gürçan, Afet Görenez, Canan Saygı, Tuncay Özcan ve Zülfikar Gerdan'ın 697 sayılı KHK ile görevlerine dönen Mor Bey'in mağdurlarından yalnızca birkaç olduğunu kaydeden Dağıstan şunları söyledi. Baylok kullandığı iddiası ile görevlerinden uzaklaştırıldığında kendisinin FETÖ ile bir irtibatı olmadığını, yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız
vatansever bir kamu görevlisi olduğunu söylemiştik. Aylarca süren bu mağduriyetin ardından görevlerine iade oldular. Tek tesellimiz adaletin geç de olsa tecelli etmesidir. Kendisi başta olmak üzere 697 sayılı kanun hükmünde kararname ile görevlerine dönen tüm kamu görevlisi Baylok mağduru arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mor Bey'in tuzağı ile bir kez daha FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu anlamış bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 2009 yılında 10 yıllığına kiralanan Tarihi Sinan Bey Medresesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Belediye tarafından sanat ve mesleki eğitim kurslarının verildiği Tarihi Sinan Bey Medresesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tahliye talebine karşı itiraz davası açtıklarını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ün mekanın kapatılmasının binanın harabeye dönmesi olanağını belirtirken kursiyerler de medresenin kapatılmasını istemediklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Şubat 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllığına kiralanan ve geçmişi 14. yüzyıla kadar giden Şehzadeler ilçesindeki Sinan Bey Medresesi yıllar sonra yeniden kapanma tehlikesi yaşıyor. Yaklaşık 9 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitim kurslarının devam ettiği tarihi binada eğitim gören kursiyerler mekanın kapatılmamasını istedi. Sinan Bey Medresesi'ndeki kursları ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy, tarihi mekanın aslına uygun olarak eğitim vermeye devam ettiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Maalesef Manisa'da hamamlarımız vardı. Tadilat yaptık. Bir kısmı çok kötü durumda. Bir kısmı mesela Türk Ocağı olarak biz Karaköy'den Türk Ocağı olarak almıştık. Restore ettik ama daha sonra bir nedenlerle vakıflar bizim elimizden aldı. Ondan sonra da karşılığında bir tane işletme verdi. Orasını düğün salonu olarak kahve gibi işletiliyor. Ama amaç toplumun çoğunluğunun kullanmasıdır. Burası, buradaki zaten basını arkadaşlara verdik. Biz 2009'da, yani 13-2-2009'da burayı kira karşılığında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllık anlaşmayla tutmuşum. Yani bunun karşılığı 2019'da bitiyor. Şu anda Vakıflar Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, burası bize lazım. Ama ucu açık. Tabii bizim de elimizde sözleşme var. Dolayısıyla biz de mahkemeye gittik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada hiçbir zaman şahsı, kişisel bir şey yok. Dikkat ederseniz çok fazla da sağda solda büyük reklamlarla Büyükşehir Belediyesi falan yazılar da yok yani. Burası masbek, halka açık. Her taraftan, her partiden, her türlü düşünceden insanların gelip el sanatı kendi çapında hem vaktini değerlendirecek hem de ekonomisine destek yapabilecek. Hem vaktini değerlendirecek hem de ekonomisine, küçük de olsa ekonomisine katkı yapacak kursları açtığı bir yer. Şimdi bizim derdimiz, bizim amacımız buranın bu aktivitesini hatta daha da geliştirerek nasıl kalabilir? Yani burasını alıp da yarın birisi burada düğün salonu, nişan salonu yaparsa bu tarihe havaya da yazık olur diye düşünüyorum. Bu mekanı bozduğun zaman bir şey kalmaz. Yani bu mekanın güzelliğini de aynı zamanda mekan 10 senedir Büyükşehir tarafından kendine göre de düzenlenmesi yapılıyor. Boyası lazımsa boyası yapılıyor, bakımı da yapılıyor. Yani şurasını inanın kapısını kapatın gidin buradan. Burasını 3 ay sonra tanıyamazsınız. Vildan Berke isimli kursiyer evi kursa uzak olmasına rağmen Sinan Bey Medresesi'ndeki kursa geldiğini anlattı. Benim evim çok uzak olduğu halde buranın mekan olarak çok seviyorum hocalarımı. Bir şeyler öğrenmek için 4 yıldan beri buraya devamlı gelip gidip bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani buranın kapatılmasını hiçbir zaman istemedik. Kendi evimiz gibi bildik. Manisa Kızılay Şube Başkanı Cemal Kahramanlar, ETV ve Denge Gazetesi'ne Kızılay ile ilgili yaptığı haberlerden dolayı teşekkür etti. Kahramanlar, Ege bölgesinin en büyük deposunu da Manisa'ya yapılacağının müjdesini verdi. Türk Kızılayı Türkiye'nin her tarafında var. Muhtaç olan, eğitim bu muhtaç olan herkese yardıma bir an önce koşturuyor. Türk Kızılayı'na giren bir kişi kesinlikle boş olarak çıkmıyor. Her türlü ihtiyacını görmeye çalışıyoruz. Bu alanda bir de bir ilke imza atıp eğitime bir el atmak istedik. Tüm Kızılay'ın Manisa Şubesi olarak.
Bu vesileyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edip Kemal Neşet Göretli İlkokulu, eski 8 Eylül Okulu olarak bildiğimiz yerin içerisinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş binalarını yıkarak oraya 24 derslik bir Kızılay İlkokulu yapmaya karar verdik. Bunun anlaşmasını da yaptık. Proje safhasını, projeyi kendilerinden aldık. Her türlü masrafı, diğer işleri Kızılay karşılamak adıyla yapmaya devam etmektedir. Şimdi tüm bu masraflar tamamen Kızılay tarafından karşılanacaktır. Okul 3448 metrekare üzerine tamamlanmış olup 24 derslik olarak yapılmayı tasarlanmışlardır. Ayrıca bir de İstanbul şubemizin önderliğinde Kuşlubahçe'de anaokulu yapmaya başladık. Bu da tahmin ediyorum 2 ay içerisinde bitecek ve hizmete açacağız onu da. Takdir edersiniz Kızılay depoları daha önce eskiden şu bulunduğumuz binanın tarafında bulunan bir Kızılay depomuz vardı. Onların İstanbul İzmir'e taşım geçici süreyle İzmir'e taşınması dolayısıyla Manisa'da ciddi bir yer aramaya başladık. Daha sonra Tigen'den 37 bin metrekarelik dönümlük bir yer aldık. Bu 37 bin dönümlük yerin 20 bin dönümüne Ege bölgesi afet deposu yapmaya, diğer kalan kısmını da imara sokup ileriye dönük Kızılay'a uygun yardım amaçlı herhangi bir bina yapmayı ileriye dönük takdir ettik. Bu Ege bölgesi deposu eğer olursa Manisa içinde bulunduğu 12 vilayeti birden içine alıp herhangi bir afet anında buradan hareket edilecek ve bütün depolar burada saklanmış olacaktır. Saranlı depoları geçici olarak bize verilmişti. Fakat oraları takdir ederse eskiden tütün depoları olduğu için hani o vesileyle pek biz onlara yanaşmadık. Hani öyle bir koku, saklanan malzeme öyle bir şey olmasın diye. Yani kendi depomuzu kendimizi yapmaya karar verdik ve bunun projesini de Büyükşehir Belediyesi imardan çıkardılar. Şimdi tasdiği aldığımız zaman hemen de inşaat işlerine ihalesi yerine çıkıp hemen başlanacaktır. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'ndan sonra 4. dönem için güven tazeleyen Bahattin Akyüz ve yeni yönetimi mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Akyüz mazbatasını Manisa Adalet Sarayı'nda Şehzadeler Seçim Müdürü Selahattin Bozkurt'un elinden aldı. Mazbata sonrası açıklamada bulunan Akyüz, yaklaşık 220 meslek dalını bünyesinde bulundurduklarını kaydetti. Beşincisini yaptığımız olan genel kurulumuzun, üyelerimizin bize vermiş olduğu yetkiye binaen seçim kurulu, resmi olarak da seçim kurulundan şu anda mazbatamızı almış bulunmaktayız. Bize güvenen tekrar dördüncü dönem görev veren, 4 yıllık daha görev veren saygıdeğer delegelerimize, üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Tabii ki burada Allah hayırlı görevler yapmak nasip etsin. Tekrar bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Bugün ya Allah ya Bismillah deyip tekrar 4 yıl süresi içerisinde yönetim denetim kurulu ve dostlarımla beraber bu hizmete kendimizi adadık. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Allah mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Yurda etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kula'da da etkisini gösterdi. Geçtiğimiz haftayı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren Kulalılar bugün yılın ilk karı ile tanıştı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde de görüldü. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışına vatandaşlar şemsiyeleriyle önlem alırken bazı vatandaşlar da yılın ilk karını cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Yaklaşık bir saat süren kar yağışı yerini daha sonra yağmur yağışına bıraktı. Yetkililer kar yağışının gece saatlerinde etkili olacağını belirtirken gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar da bulundu. Yağmurda çamurda, kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcaklıklarının altında ehliyet almaya çalışan sürücü adayları ve eğitmenleri adeta isyan etti.
Olumsuz hava şartları çoğu zaman günlük yaşamı etkilerken bu durumdan nasibini fazlaca alanlar için bardak son damlalarla birlikte taşmaya başladı. Yağışlı ve soğuk havanın altında ehliyet almaya çalışan sürücü adayları ve eğitmenleri adeta isyan etti. Yağmurlu havada adaylar öğretmenimiz şemsiye tutuyor adayına. Hocamız, direksiyon hocamız şemsiyesiyle adayımıza yardımcı oluyor görüldüğü gibi. İleride bizim ulaşamadığımız kamelyamız. Hocaların oturması için konuldu ama hocalara çok uzak. İçinde oturup bekleyebilecekleri kapalı bir alanlarının bile olmadığını söyleyen kursiyerler ve hocaları, tuvalet ihtiyaçlarını dahi yakınlardaki camilerin tuvaletlerini kullanarak giderdiklerini belirtti. Kendilerine değer verilmediğinin altını çizen direksiyon usta öğreticileri yetkilileri göreve davet etti. ETV'ye buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bütün hocalar olarak burada bütün hepimizin adına konuşuyorum. Çok mağdur durumda hocalarımız, artı adaylarımız. Yazın güneşin altında, haydi biz arabadayız, turlarımızı atıyoruz. Ama adaylarımız beklerken hiçbir şekilde oturacakları bir bank, dinlenebilecekleri herhangi bir kafeterya tarzı bir yer yok. Bu aynı şey hocalar için de geçerli. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam yerine göre 7'ye kadar eğitim veriyoruz. Ama hiçbir şekilde dinlenip oturup bir çay içebileceğimiz, oturup konuşabileceğimiz bir yerimiz yok. Arkadaşımız da çekti galiba bazı yerleri, bir bank bile yok. Büyükşehir Belediye'miz bize bir tane buraya kamelya getirdi. Ama kamelya şu anda paylaşılamıyor. Çünkü çok küçük ve yer konumunda da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Paylaşılamıyor dediniz. Evet. Kaç tane sürücü kursu burada eğitim? Şu an 16'ya yakın sürücü kursumuz var. Yaklaşık 60 tane direksiyon hocamız var. Herkesin öğrencisi tabii ki eğitiminden belli bir saat önce geliyor. Burada beklemek zorunda 15-20 dakika önce. Yağmurun altında, çamurun altında, rüzgarda bekliyor bu öğrenciler. Biz arabada dolaşıyoruz. O anı geçiyorum. Adaylarımız da çok fazla mağdur durumda. Yazın geldiğinizde de göreceksiniz. Biz kaldırım üstlerinde oturuyoruz. Biz de bakanlığa bağlı hocalarız. Gerçekten çok mağdur durumdayız. Ben aynı zamanda federasyonda dernek başkanlığında denetimciyim burada. Ama hiçbir şekilde sadece yapabildiğimiz kamelyayı getirtirebildik. Bir kamelyamız var, kaç hoca oturabilir? En önemlisi de arkadaşlar burada bize değer verilmiyor. Bir hocaya değer verilmiyor. Zaten trafik açısından da büyükşehirin otobüsleri, ondan sonra servis araçları içerisinde de biz çok fazla mağdur oluyoruz. Hiçbir şekilde kural tanımıyorlar. Adaylarımızı sıkıştırıyorlar. Beklemeler yapmıyorlar. Zaten bu konumda sıkıntılıyız. Dinlenme yerimiz hiç olmadığı için çok büyük sıkıntıdayız. Erkek adaylarımız yani veyahut da erkek hocalarımız camilere, lavaboya gidebiliyor. Ama burada bir sürü 20'ye yakın bayan hocamız var. Okula bize izin vermiyorlar. Biz de bakanlık hocasıyız, milli eğitime bağlı öğretmenleriz ama bize lavaboya girmek için izin vermiyorlar. Direksiyon hocalarının daha önceden kursların bize ödediği imtihanlarda direksiyon paramız vardı. Bu bakanlık tarafından kesildi. Kurslardan alınıp bakanlığa devredildi. Burada eğitim veren biziz. Bütün sıkıntıları kelle koltukta taşıyan biziz. Şimdi burada hak eden biz miyiz? Komisyonlar mı? Sesimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Gerekiyorsa yollara çıkacağız, pankart açacağız ve burada boykot yapacağız. Biz vale değiliz. İmtihanlarda görevli olmadığımız halde arkaya tutturuluyoruz. Sadece ve sadece öğrenci kaldığında aracı getirmekle sorumluyuz. Olmaz. Ama sınavda hocaya konuşma sus, hocam kes sesini, hocam konuşma diyorum sana gibi tabirler kullanılıyor. Biz öğretmeniz. Gerçekten bu şekilde muameleyi hak etmiyoruz. Bakanlığa sesleniyorum, milli eğitime sesleniyorum. Hocaların hakkını yiyorsunuz, yedirtmeyeceğiz. Lütfen artık Türkiye sesimizi duysun. Yıllar önce öğrenci yetersizliği sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla kapatılan Aşağı Kayapınar Mahallesi'ndeki okul binasının akıbeti belli oldu. Önceleri kreş ve anaokul olarak kullanılması planlanan bina Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi'ne devredilecek. Burada meslek edindirme kursları dahil olmak üzere vatandaşlara çeşitli alanlarda kurs imkanı sunulacak. Alınan son kararla birlikte Yunus Emre İlçesi Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlükleri Aşağı Kayapınar İlkokulu'na giderek incelemelerde bulundu. Son çalışmaların sürdürüldüğü okul binasında ufak tefek sıkıntıların giderilmesinin ardından kurs alanına uygun hale getirilecek. Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir okulla ilgili son gelişmeleri şu ifadelerle aktardı.
okuluna daha önceden gitmiştik biz. Görüşmeler yaptık fakat bazı sıkıntılarımız olduğundan dolayı biz kurslarımızı açamadık. Arkasından yeni bir haber çıktı. Bu haberin üzerine İlçe Milli Eğitim, Halk Eğitim olarak tekrar bir bakanlıkla bir görüşme yaptık. Görüşmenin sonunda İlçe Milli Eğitim'in bize okulları devredebileceklerini, devrettikleri takdirde biz kurslarımızı açabileceğimizi ilettiler. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim bize bu tip okulları bize devrettikleri takdirde biz kurslarımızı açacağız. Bu Kayapınar muhtarımızla da görüşme yaptık. Görüşmenin sonunda istedikleri, orada bulunan kişilerin istedikleri kurslar ne varsa onlarla ilgili bizimle iletişime girecekler. İstedikleri kursları açacağız. Aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Gençlik Merkezi'nde Çocuğum Üstün Zekalı Olabilir mi adlı seminer düzenlendi. Konuşmacılığını eğitim uzmanı Uğur Zat'ın yaptığı seminerde üstün zekalı çocukların özellikleri ve farklılıkları hakkında bilgiler verildi. İnsanın düşünme... Aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Gençlik Merkezi'nde Çocuğum Üstün Zekalı Olabilir mi adlı seminer verildi. Bu sahanın görünen kısmında zeka insanların gördüğü eşittir başarı imiş gibi algılanıyor. Konuşmacılığın eğitim uzmanı Uğur Zat'ın yaptığı seminerde zeka, yetenek, potansiyel gibi kavramların açıklanmasından başlanarak üstün zekalı çocuk kimdir, nasıl fark edilir, bu konuda neler yapılabilir soruları cevaplandı. Erken yürüme olabiliyor. %100 kanıtıma hali fiziksel gelişimler olabiliyor. Şöyle hızlıca açayım. Erken konuşma. Gelen konukların da aktif olarak katılım sağladığı seminer soru cevap şeklinde ilerledi. Evet. Yani uyum mükemmel geçiyor. Eğitim uzmanı Uğur Zat, üstün zekalı olmanın anormal ve çok az rastlanır olduğu için bu durumun desteklenmesi gerektiğini belirtti. Konferansın amacı aslında çocuklarımızı iyi gözlemlemek üzerine kuruluydu. Üstün zeka, yetenek kavramlarının biraz daha ötesinde üstün potansiyel kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Üstün potansiyellik toplumun %2'sini kapsayan bir kısım ve normal dışı bir durum. Çocukların özellikleri, temel özellikleri burada paylaşılarak doğru veli ebeveyn gözlemleri üzerinde durmaya çalıştım. Umarım verimli olmuştur. Spor Servisi'nin hazırladığı spor haberleriyle karşınızdayız. Teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesheden Grant Medical Manisa Spor'un yeni teknik direktörü Taner Taşkın takımla ilk antrenmana çıktı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Taşkın, takımdan ayrılmak isteyen oyunculara geri dön çağrısı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de zor bir dönem geçiren Grant Medical Manisa Spor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen teknik direktör Taner Taşkın'la ilk antrenmana çıktı. Taşkın, pazar günü karşılaşacakları Rize maçına altyapıdan oyuncu takviyeleriyle hazırlanmaya çalıştıklarını kaydetti. Taşkın, mevcut kadroda da gitme ihtimali olan isimler olduğunu dile getirdi. İlk geldiğim dönemde de zor bir zamanda, sıkıntılı bir zamanda geldim. Maalesef yine aynı sıkıntılı zamanda geldik. Ama inşallah ekibimle beraber, kendi enerjimiz, sinerjimizle beraber, şehirden de destek alırsak, inşallah bu var olma savaşında mücadelenin içinde sonuna kadar olacağımızı sözünü veriyorum. Takımda bayağı eksik oyuncular var. Bugün Mikic'le, Parevic'le de konuştum. Antrenman çıkmadılar. Mustafa Sevgi ile Berkay ile de konuştum. Ama birkaç güne kadar bir netice alacağız. En azından ikisinden alırsak elimize bir takım iskeleti olur diye düşünüyorum. Bakaki ile Bilal Sabah ile konuştum. Onlar gayet duyarlılardı. Şu anda elimizde genç oyuncularla beraber 16-17 tane oyuncu var ama inşallah maça kadar bir ilk 11 ve kenarda bizi temsil edecek bir 18'imiz mutlaka olacak diye düşünüyorum. Berkay'da bir kararlılık var. Bir de Mustafa Sevgi de var ama neticesinde buranın oyuncusu var. Onların gitme hakkı yok bildiğim kadarıyla. O yüzden biz salmayı düşünmüyoruz. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Bizim şampiyonun olduğumuz senede
sezon başından itibaren peşinatını almayan oyuncu grubu vardı. Maalesef burada garip bir şey var. Sanki böyle örgütlenmiş gibi bir hal var şu anda takım içinde. Ondan biraz rahatsız oldum ama yavaş yavaş toparlayacağımıza inanıyorum. Takım kaptanı İsmail Aktan'ın da Denizli Spor'la prensipte anlaşmasının sorulması üzerine Taşkın şunları söyledi. İsmail Aktan'da da tabii öyle bir durum var. İsmail Aktan'ın psikolojisinin bozulduğu, o malum yaşadığı olaydan dolayı da herhalde biraz sıkılmış, burada taraftarlardan tepki görmüş. O da iyi bir çocuk olduğu söyleniyor. Ben kendisiyle çalışmadım, bilmiyorum ama şimdi bu 5 tane oyuncu takımda olsa takım daha kıymetli bir hale gelir. Ha, yoksa ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Ama şu anda mesela Berkay'la Mustafa Sevgi'nin federasyona verip gitme hakkı da yok. Ama buna rağmen diretmeleri bana çok doğru gelmiyor. Kendileri de bunu ifade etti. ATV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.